Değerli divan kurulu üyeleri, değerli başkanım, değerli protokol ve sanayici büyüklerimiz. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kayseri OSB'de 19. Mali Genel Kurul Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda eski yönetim döneminde Dubai'de yapılan 81 milyon 274 bin liralık harcama gündem oldu. Harcamanın bahse konu 4 sanayici tarafından mı yoksa Kayseri OSB tarafından mı karşılanacağı soruldu. Kitapçıktaki bilançoları okuduk. Burada kafamıza takılan grup olarak bir madde var. Bu maddenin açıklanmasını isteyeceğiz. 57. sayfadaki özel maliyetler. Burada 81 milyon 274 bin 790 liralık bir harcama gözüküyor. Bu harcamanın Dubai ile ilgili olduğunu biliyoruz. Ama yanılmıyorsak bunu doğrulatmak istiyoruz Sayın Başkan'dan. Bir de bu harcama dönemi 2019'un sonu 2020 ve 2021 yıllarını içeriyor. Aşağı yukarı yaklaşık dolar kuruna çevirdiğimizde 14 milyon dolar civarında bir rakam var. Bu rakamı kim karşılayacağını, buraya katılan 5 sanayici mi yoksa bütün sanayicilere mi yansıtacağını, bunu Sayın Başkan'dan cevap olarak istiyoruz. Eğer ibra isteniyorsa bu maddenin açıklanması ve sanayicinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dubai projesinin 2022 yılında da 10 milyon TL'lik bir aktarma olduğunu görüyoruz gider tablosunda. Bu nedenle İbra'dan önce Sayın Başkan'dan bu maddenin ve bu maddenin sorumluların açıklanmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. 274.790.21 kuruş 31.12.2021 bilançosuna göre Dubai'mizin maliyeti. Dubai için öngördüğümüz vergisi kanunu gereğince %33 oranında amortisman ayrıldı 27.091.000 lira. 2022 yılında 11 milyon 120 bin lira katkı payı geldi. Yani teşvikten iademiz geldi. Totalde bütün rakamımızın tutarı 80 milyon 723 bin lira oldu. Müşterilerden alacaklarımız, yani buradan dolayı gelirimiz 7 milyon 688 bin lira. Bu yılki amortismanı da düştükten sonra kalan maliyetimiz 53 milyon 632 bin lira. Bizim tasfiye ettiğimizde orada yaklaşık 2,5-3 milyon dolar civarında demirbaşlarımız var. Bunlardan da tahmini satış gelirimiz 40 milyon tahminen 2,5-3 milyon dolar civarında, ki oradaki bizim demirbaşlarımızın şu andaki değeri 3,5 milyon dolar. Kiracıyla 31.7'den evvel karşılıklı görüşmek suretiyle bunların tamamı tasfiye edilecek ve oradaki bedelin Türkiye'ye transferi gerçekleştirecek. Dolayısıyla bizim buradan tahmini olarak elde doğacak zarar yaklaşık 8 milyon TL civarında. Arz ederim.